izleyip geldiğinden bir ön yargıyla geldin mesela çünkü az çok izledin Survivor yani, muhtemelen izledim. ne düşündün mesela oraya girdiğinde mavi takıma Ay şunla iyi olurum şuna uzak dururum dediğin seni hayal kırıklığına uğratan ya da gerçekten öyleymiş dediğin kişi oldu mu İster istemez böyle girdiğinde kimle yakın olabileceğini kestirebiliyorsun izledin kadarıyla Hı -hı. yani öyle ön yargılı bir şekilde şunu anlaşamam bununla anlaşamam diye aslında girmedim yarışmaya Girdiğimde e, o an mesela kaptanlık sorusunu cevaplayayım. E, kaptanlık sorusu geldiğinde Poyraz'ın performansını çok beğeniyordum. Gerçekten çok iyi bir yarışmacıydı ve en iyi dönemiydi Poyraz'ın. Gerçekten sayı kaybetmiyordu, kaybetmez muhabbeti dönüyordu hatta. O dönemde de e, insanlarla böyle konuşması, orada baskın karakterini koyması, bence o an kaptan olabileceğini gösteriyordu. Diğer insanlar böyle bir çekiliyorduk yeri. Poyraz bir adım öne geçiyordu. Ben de Poyraz olabilir demiştim kaptan olarak. Ama e, insanlar Gelir gelmez Poyraz'ı şey yaptı. Ön plana geldi. Onun gölgesi. Yani bir, bir Berkay kendini bir geri plana çekti gibi. Ama orada duygu düşüncelerimi söyledim aslında ben. Yani çok farklı bir şeyim yoktu. Ama insanlar tabii farklı yere çekebiliyor. Farklı bir algı yaratabiliyor. Ama Öyle sen diyorsun. güzel bir arkadaşlık edinmiş oldun en azından. Normal hayatında da çünkü anladığım kadarıyla böylesin. Arkadaşlıklara evet. değer veriyorsun. Otomatikman Survivor'da da bunu uyguladın. Bence yani çok güzel örnek olduğunu da düşünüyorum ben yani insanlar çok... Peki Aleyna'yı yazdın. Sonra dışarıda tepki aldım Bunu sen bilmiyorsun. Ondan sonraki konseyde de Batuhan'ın Aleyna'nın olduğu bir potada galiba Ayşe yazdın değil mi? Doğru mu söylüyorum? Ay Ayşe vardı. Ben Aleyna söylemiştim. Ayşe vardı. Hayır. Sen ee... Ayşe yoktu. Evet Ayşe yoktu. Sen Ayşe'yi söyledin. Ayşe'yi söyledin. Orada niye mesela Ayşe'yi söyledin? Mesela kendi takımda İsmail var ya mesela. Hani hadi döndün. Tamam mı? Değiştin. Dedin ki ben artık kırmızı takım değilim. Bireyselim. E, o yüzden herkes söyleyebilirim. Herkes söyleyebildiğin için mi Ayşe'ye söyledin yoksa ya ben ne yapıyorum deyip böyle bir hani bir yanlış eksen yaptım. kayması ya. böyle bir değişti tekrar hani bir kırmızı mavi dedin sonra kırmızı dedin sonra tekrar maviye döndün ya o da yine bak dönüşün dönüşü olunca eyvah dedik e, kalktık hadi kalkıp <laughs> gidelim yani böyle şey olduk yani. Ya orada iki seçeneğim vardı yanlış hatırlamıyorsam İsmail abi Ayşe vardı. Hı hı. Ee, şimdi İsmail abiye bakıyorum Ayşe'ye bakıyorum ikisini de değerlendiriyorum. Ya İsmail abiyle farklı bir muhabbetim olmaya başladı. Gerçekten böyle konuşuyoruz. Beni destekliyor. Yani benim kazanmamı istiyor. Gerçekten bunu içten istiyor. Hı hı. Rol yapmıyordu. Hı hı. Ben orada dokunmazlık oyununa çıkarken beni destekliyor, moral veriyor. Hadi oğlum yorulmadın, devam edebilirsin. Sen yaparsın, sen güçlüsün. Hı hı. Hadi aslanım benim diyerek devam etti. Ve beni gaza getirdi. Yani benim yanımda olan bir insanı ee, ve daha da iyi anlaştım bir insanı Daha da iyi anlaşmaya başlamıştım o zaman İsmail abiyle. E, farklı bir çok güzel bir kalbi var. Onu daha iyi tanımaya başladım. Yani orada İsmail abi söylemeye açıkçası dilim varmadı. Çünkü gerçekten çok temiz bir kalbi var. Bana destek vermiş, benim yanımda olmuş, yenmem için uğraşmış, bana gelmiş buzları almış, masaj yapıyor yani. Masaj yaparken ben dedim olamaz yani. Ayşe de saçını söyleyelim. örüyor ama. Ya Ayşe ha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Güzel ya. Yani, evet. Mesela o görüntü de enteresan. Yani mesela şunu da çok tartıştık değil mi? Mavilerin Sarılmalar. toplanıp birbirimize sarılmanız. Evet. Hani onlar mavi takım diyor. Sen eski mavi takım falan diyorsun ama. Hı -hı. Şimdi orada sarılıp bir de akşam gidip aleyhine yazınca. Hı hmm. -hı. Ya böyle evet. biraz ama şey ama Ayşe alıyor. gelip sarılmadı mı orada? orada şey ben yazıyordum. geçiyordum. Ne yapacaksın? Ona... Onunla... Sarılma mı ya diyeceksin yani? E bu son dönemde şey vardı. Ben mesela <gülüyor> ayrıldıktan <gülüyor> sonra... <gülüyor> ben takımdan ayrıldıktan sonra şey olayı dönmeye başlamış. Ee, Hani hep beraber sarılalım, kimseyle kötü olmayalım. Ayşe bakıyorum mesela oyunları çıkmadan Dora'ya sarılıyor. işte Steven'a sarılıyor, Poyraz'a sarılıyor. Adada, e, adada ve kampta da böyle olmaya başladı. Hep sarılmaya başladı. Evet. Ben de oradan geçerken <laughs> o, muhabbet <laughs> <sarılmaya> de <başladım. gülüyor> o muhabbet dönünce ben de oradan geçiyorum. Hadi Berkay sen de gel oldu. E, ben de sarılayım. Zaten derviyorum hepsi. Ayrı ayrı çok sevdiğim insanlar. İşte ben de izleyici sarıldım. olarak seyrettiğin zaman Berkay kırmızıda ya. Aha, bak bunu izleyip acaba mı diyorsun? Bir yandan tabii Batuhan, Aleyna'da röportaj diyor. Berkay sürekli onlarla. Acaba akşam değişik bir karar olur mu falan diyor. Akşam mı sen tak bir Aleyna'yı söylüyorsun. Bu sefer ne yaptın Berkay diyor ya. yani. Anlatabildim yani mi? Evet, i̇nsanlar farklı algı diyor. Aslında yani onlarla da yakınım, kırmızıyla da yakınım ama oradan geçerken sarılma muhabbet Dönmüş yani sarılmışım. E muhabbet etmişim. Kendi arkadaşlarımla otururum. Onlarla muhabbet ediyorum. Gidiyorum. Onlarla da otururum. Yani hepsiyle yakınım. Hepsiyle bir şey Hı -hı. paylaşıyorum. Yani bilmiyorum ama şey muhabbeti de dönmeye başlamıştı bir zamandan sonra. Kırmızı takımdayım. Kırmızı takımdan gidiyorum. Mavi takım yanına gidiyorum. Acaba Berkay laf mı taşıyor işte? Berkay ne yapıyor? O klasik bir söyle. Yani uzakta oldu mu? Halde... Seviyor musun onları mesela? Ya ben tabii böyle yani, seni izliyorlar böyle uzaktan ya, falan. Ya, Acaba ya... amacı ne? Ne yapacak falan? <laughs> ya, Aleyne konuşuyor mesela. Ben konuşuyorum mesela Dora abiyle. Aleyne oradan bakıyor. İsmail abi botanı sırf sırf bir şeyler söylüyor. Yani görüyorsun. İster istemez. Haliyle. haliyle. Sen onunla yakın olduğu için bizi acaba baltalar mı? Herhangi bir şey yapar mı bizim aklımızda? Onların da düşünmesi normal ama ben o izlenimi aslında bu şekilde onlara verdiğimi düşünmüyorum. Çünkü onlarla gerçekten çok yakındım. Onlar da biliyordu. Sadece muhabbet etmeye gidiyordum. Ya, bir bilgi sızdırma, bir takımda bir şey yapma, takım satma gibi hiçbir durum söz konusu. Sadece daha yakın hissettiğim Sadece hissettim. daha yakın hissettiğim için zor zamanlar geçiriyoruz, muhabbet ediyoruz. Nasıl kaybettik diyoruz, gülüyoruz, kahkaha atıyoruz. Yani aslında oyunun... Ee, makarasını yapıyorduk orada biz ben muhabbet ettiğimde arkadaşlarımla. Yani hiçbir şekilde bir bilgi alışverişi falan dönmüyordu zaten. Senin şu masada söylediklerinin %100'ünün haklı olduğunu, yani doğru olduğuna imza mı atabilirim? Evet. Bende öyle bir izlenim var yani. Çünkü demin dedi ya ben Poyraz'ın yerinde olsaydım Berkay'ı korurdum. Gidip bir evet. şekilde Ayşe, o benim için yeterli abi. Yani geçen Bence de Bence Berkay'ı insanlar artık hayatta çok zorlanır ama ya. hep gönlünün ekmeğini yer yani. Ama şunu merak Şu ediyorum, anda. şimdi mesela çıktın insanların tepkisini gördün ya da belki daha farklı düşünüyor olabilirsin ama aynı durumda kalsaydın yine tekrardan mesela Aleyna'yı mı söylerdin, sonra Ayşe'yi işte ne bileyim o sarılmalar olur muydu, e, yaptığını hata olarak mı değerlendiriyorsun yoksa olması gereken bu muydu diyorsun? Yani şimdi aslında Survivor'da yaptığım e, hiçbir şey için pişman olmadım, sadece o anki duygularımla hareket etmek zorundaydım, o anki e, kafam ne düşünüyorsa... Onu destek çıkarak devam ettim. E şimdi düşünüyorum, o zamanlar kafamda bir şeyler kuruyorum ve o yola baş koydum. Hı. Bu şekilde devam etmem gerekiyordu. E aynı şekilde de Aleyna mevzusunda da öyle. Aleyna söylemeden önce zaten e, hem performansını dediğim gibi yapmıştım, hem de Aleyna ile pek bir yakınlığım yoktu o zaman benim. Hı hı. E, Aleyna o zaman e, yani bana karşı çok şey değildi böyle. İyi değildik aramızda yani bir hı hı. Batuhan'la konuşuyordu işte bir şey oldu bakıyorum fısır, fısır konuşmalar dönüyordu falan yani hepsinde aslında etkeni vardı Aleyna söylediğimde hı hı. ama Aleyna sonra zaten ne kadar güçlü bir kadın ne kadar güçlü bir yarışmacı olduğunu kendisi kanıtladı son finale geldiğimizde e, kolye almasıyla finale yakıştığını zaten kanıtladı. Bu arada Tabii Aleyna ile Ayşe de birazdan aramızda olacak sırayla önce Aleyna'yı az sonra sonrasında da Ayşe'yi burada alacağız sonra da finale canlı yayına bağlanacağız. Ya Berkay güzel bir Survivor geçirdin ya. Var mı hiç pişmanlığın? Yani şu an düşününce böyle ya da şunu yapsaydım daha iyi olurdu ya da çok mutlu zamanlarım oldu. Onlar şunlardı böyle genel bir. Yani dediğim gibi ilk başlarda çok sessiz kaldığımı düşünüyorum. Hı hı. Yani olaylara hiç girmedim, etmedim ama aslında insanlara kendimi belki birazcık daha fazla, daha iyi tanıtabilirdim. Çünkü gerçekten çok sessiz kaldığım zamanlar oldu. Yani Acun abi soru soruyor. Ben işte olaylara karışmamak için ortada cevaplar veriyorum. Kötü olmak istemiyorum kimseyle. Dediğim gibi hayatımı zorlaştırmak istemedim orada. E, tek pişmanlığı birazcık daha sesimi çıkarabilirdim. E, i̇nsanları daha iyi tanıtabilirdim kendimi. Ama çok şükür e, kırmızı takıma geçtiğimde bunu yansıtma şansım oldu. Hı hı. Ve insanları evet. gayet iyi yansıttığımı düşünüyorum kendimi. E, çünkü her şeyi söylemeye başladım. Gördüğümü, içimde tutmadım. İçinde tutunca sıkıntı yaşıyorsun Survivor'da. Evet. E, bu şekilde güzel devam ettim düşünüyorum. Kırmızı takım beni değiştirdi yani. Benim için kırmızı takım dönüm noktasıydı. Hı hı güzel anılarımız güzel zaten ödüllerimiz oldu inanılmaz ödüller, Yok, ödüller. sen bayağı bir ödül gördün. Bayağı bir <laughs> ödül gördüm bu arada yani hepsi ayrı ayrı çok değerliydi benim için konseptler olsun 2050'ler işte Arap Gecesi o lasterana ödülü benim için inanılmazdı. Değil evet. mi? son ödülüm arabalar falan yani hepsi çok ayrı ayrı değerli. Helikoptere bindiniz. Helikoptere çok binip güzel. gitmemiz yani. Nasıl da helikopter? Korktun mu? Helikopter tabi bir gerildik. <laughs> Rahatsız <Sen> işte <istemiştin gülüyor> abi hatırlıyorum. Senin de öyle bir şey vardı sanki. Evet. Zipline de olayı vardı. Ben hiç bilmemiştim. Ben hiç bilmemiştim. Evet üst üste yani. olmuştu. Biraz Çok arkadaşın eziyet baş edemediği İzlediğin korkuları vardı. Korkuları, korkuları hatırlıyorum. Bir de Kobe Bryant'ın dönemine denk gelmişti. Aa. Ha, doğru tabii siz gitmeden öğrenmiştiniz onu yani. Berkay bu akşam ne olur? Kalbin kimden yana? Poyraz ve İsmail. Hani son zamanlarda İsmail abiyle aram iyi diyordun. Çok iyi. Ama baktığın zaman 5 ay Poyraz'la böyle sırt sırta verdiğiniz bir Survivor Görüyorum. Her şeyi değerlendirince senin favorin adayın kim? Yani her şeyi değerlendirdiğimde son zamanlarda e, İsmail bile gerçekten çok farklı bir bağ kurduk ve hayatlarımızı birbirimizle paylaştık. Benim e, yaşadıklarımı. İşte buradaki şeylerimi, diğer yaşadıklarımı normal hayatımda hepsini bahsettim. O bize bahsetti ve Aleyna da bunun içinde. Üçümüz böyle çok farklı bir üçlü olduk aslında son zamanlarda. Gerçekten birbirimizi çok sevdik, daha iyi tanıdık. Ya dışarıdan İsmail abi karşı takımdayken antipatik durabiliyordu, her şeyi itiraz ediyordu. Ama içini tanıdığında, e geldiğinde inanılmaz bir adammış. Gerçekten iyi ki tanımışım dedim İsmail abi, iyi ki bu takıma gelmişim dedim. Poyraz'la çok farklı bağım oldu. Yani başından sonuna kadar... Çok düştük dedik, çok bittik dedik, artık devam edemeyeceğiz dedik. O beni kaldırdı, tuttu kolumdan, yapacaksın oğlum, devam edeceksin, yapmak zorundayız, yarışmadayız, ne kadar zor olursa olsun devam edeceğiz dedi. Ben aynı şekilde, yani çok zor zamanlar geçirdik, gerçekten pes etme noktasına çok kez geldik ama her seferinde birbirimizi ayağa kaldırdık. Birbirimize çok fazla destek olduk. Ee, yani şimdi ikisine de baktığım için ikisi de gerçekten sonuna kadar hak ederek geldi. Ee, i̇nanılmaz yarışmacılar. Bence ikisi de çok güzel şeyler kattı. Ay söyle barında. çatlayacağım şu an. İmzasını İnanılmaz e, Yakın arkadaş voltajını kullanacak. Merak ediyorum hayır. Ama bence e, ik ya yani ikisi vesaire de değil mi? Biz... gönlüm ikisiyle de ikisinden yana açıkçası. Yani birisini şampiyon yapar. Için. Berkay olsa ikisini şampiyon yani, yapar. İkisini <laughs> evet ikisini şampiyon yapmak isterdim elimde olsa öyle bir şeyim olsa ama e, bir tık yani çok azıcık bir farkla e, Poyraz olabilir. Poyraz'ı destek. Poyraz destekliyoruz. Poyraz'ı destekliyoruz. O da yakın i̇şte arkadaş <laughs> kontajöründen. O da yakın <gülüyor> arkadaş <laughs> kontajöründen. Berkay'ın gönlü o kadar <laughs> geniş ki iki kişiyi bir şampiyonluk <laughs> koltuğuna sığdırabiliyor. Berkay seni iyi ki tanıdık. Ben de, ee, ben de çok iyi ee, cool. Babanın sevgili Semih yuva kuranı iyi ki tanıdık. Ee, Dominik'te onunla da sohbet etme şansımız oldu. Zaten Türk futbolunun çok önemli isimlerinden biri. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye büyük hizmetler vermiş. Aynı zamanda kardeşlerin de hani Utku tabii ki gelemedi Beşiktaş'ta ama şampiyon olarak zaten evet. sana en, büyük ödülü, en verdi. büyük ödülü verdi. Diğer kardeşin adını unuttum şimdi. Alperen. Alperen. Alperen de oradaydı. Ona da tanıştık. Evet. Çok güzel bir ailem var. Eminim annem de you. o kadardır. Hepsine buradan evet. çok selamlar. Ailene de çok teşekkür ederiz. Evet. Senin gibi bir evlat yetiştirdik. Kesinlikle. Çok Allah yolunu senin. bahtını açık etsin. Son teşekkür bir çok şey daha sorayım. All Star olursa gider misin? Şu anki psikolojiyle çok zor diyorum ama <laughs> e, özleyeceğimi hissediyorum. Yani o son dönemde özellikle şey e, bir düşüncem olmuştu. Son parkuruma çıkıyorum. Şöyle bir bakmıştım adaya. Parkura bakmıştım, ortama bakmıştım. Berkay dedim sen burayı çok özleyeceksin. Şimdi gitmek için hadi tamam artık yeter diyorsun ama burayı kesinlikle çok özleyeceksin. Hı. Ve gelirim herhalde ya. Yani. Son bir tavsiye daha. Bence sakallarını kes. Çünkü Kesin. sokakta seni o kadar çok seviyor ki bir sürü amcalar, teyzeler o yanaklarını mıncıracak. Hakkını <laughs> sana söyleyeyim sonra acır. Tabii <laughs> olsun. İyi ki varsın. Evet. Çok, çok, çok teşekkür ederiz. Ederim. Ayağına sağlık. Geldiğin çok, çok teşekkür ederiz. Akşam ederim. finalde de beraberiz zaten diyelim. Şimdi efendim Aleyna Kalaycıoğlu geliyor. Aleyna burada olacak. Öncesinde Aleyna ile ilgili bir VTR'imiz var. İzleyelim.